Evet, kaldığımız yerden tekrar devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Yine label konusunda kalmıştık. Hala oraya devam ediyoruz. Tabi burada artık olayları da işin içine dahil ettiğimiz için biraz farklılık gerekiyor. Şimdi burası bizim hiçbir işimize yaramadı. Çünkü niye? Label signal kullandığımız için burada bir mutable veri olacak ki biz onun üzerinde işlem yapabilelim. Tabi burada biraz mutable field yapsam belki bir şeyleri değiştirebilirim ama buna şimdilik gerek yok. En azından ben kendim yaptığım için söylüyorum. Şimdi eğer bir yerde sinyal kullanıyorsak, mesela label değil de label sinyal kullanıyorsak, bu metodu kullanıyorsak herhangi bir element üzerinde, herhangi bir sinyal gördüğünüz zaman da aynı şey geçerlidir. Elinizde bir mutable veri olması gerekiyor. Şimdi benim elimde mutable veri açacak olursak, şimdi bu hücrelerin her biri aslında bir field, ama field'ın state durumu bir mutable. Ben de zaten bunun state durumuna bakıyorum. Bu state durumuna göre değişiklikleri yansıtıyorum ekrana. Labeli buna göre düzenliyorum. Şimdi gelelim bunu nasıl yapacağımıza. Field state. Önce biraz düzgün olsun. Şöyle yapalım. Match field state. Bu bir mutable veridir. Dolayısıyla ben tabi bu yine smart pointer olduğu için aslında bir referans veriyor bize. Böyle yaptığımız zaman gerçek veriye ulaşıyoruz. Yine anlamadıysanız şöyle. Buradaki state aldığımız zaman bize bir mutable veriyor. Ama ben mutable field state değil de sadece field state'i almak istediğim için burada neredeydi? Şurada. Field state diyerek ya da şuraya önüne bir şeyler koyuyorum ama pointer koyuyorum. Fakat sadece state değil de bunun ayrıca referansını almam gerekiyor. Tabii tek bir mutable veri yapısı olduğu için labelde bir sinyal istediği için, bakın burada hani sinyal istiyor ya, ben buraya signal reference diyorum. Bunu demek zorundayım ki bütün mesela mutable verileri signal ref metoduna sahip. Dolayısıyla bana bir sinyal verecek buradan. Bu sinyal bana field state'i veriyor. Yani bu butonun state durumunu bana verecek. Ben de buna göre işte geleceğim. Ne yapacağım? Şöyle bir şey yapıyorum. Diyorum ki match state. Şimdi mesela o zaman burada gerek yok. Burada match'e gerek yok. Bunda da pointer'a gerek yok. State'in kendisini böyle çağırabiliriz. Match state. Şimdilik hepsi için direkt A diyelim. Direkt böyle yapalım. Bakalım çalışacak mı? Evet, çalıştı. Ama tabii yeterli değil. Biraz daha düzenleyelim. Şimdi state durumu bütün state durumları için ekrana A yazacak. Ama ben bunu istemiyorum. Ben diyorum ki field state eğer covered ise, mesela gizli ise, yani C yaz ya da boş kalsın. Mesela field state flagged ise, bayrak işareti şu an elimizde yok, o yüzden F yazsın diyorum. Ancak field state uncovered, yani açılmış ise, bu defa bana ne yapması lazım? Biraz işlem yapmamız gerekiyor. Çünkü bu defa main varsa işte main gösterecek, M yazacak. Yoksa kaç tane main etrafında varsa onun sayısını bize verecek. O yüzden birkaç işlem gerektiği için buraya bir closure koyuyoruz ve diyoruz ki match field main. Main buraya geldiğimiz zaman field'ın main özelliği, yani main özelliği nedir? İşte bu bir enumdur. Ya main vardır ya da main yoksa etrafında kaç tane main bilgisi olduğunu tutan bir sayı vardır. Dolayısıyla iki ihtimal var. Nedir? Field main
Minder. Mine ise mesela ne yazsın? Field mine empty ise, yani mine değil. Empty ise buraya mesela A diyelim, bu mine'ın sayısını bize verecek, M olsun. Mine'ın sayısını ekrana yazsın. Tabii M'yi to string yapmamız lazım. Bu defa da matchler birbirleriyle uyumsuz olacak. To string yapalım. Ama önüne işaret koyarsak bu da str olmuş olacak. Bu defa bütün match kolları birbiriyle aynı türü return etmiş olacak. Bakalım burada çalışma nasıl gerçekleşiyor? Çalışacak mı, çalışmayacak mı? Kontrol edelim. Kaydedelim. Şimdi burada bir miktar borrow olayı gerçekleşiyor. Ne diyor? En baştan başlayalım. Field signal reference move istiyor. Neden move istiyor? Çünkü biz burada state'i kullandık. Burada da field'ı kullandık. Aslında bunun için istiyor. Çünkü biz neyi referans ettik? Field'ın state'ini referans ettik. Aslında sadece onu kullansak, mesela burada move bizden istemeyecek. Ama biz ayrıca field'ı istediğimizden dolayı field bu referansın dışında bir veri. Haliyle bizden bunu isteyecek. Şunu sileyim ki anlaşılması daha kolay olsun. Çünkü onu kullanacağız. Field'ı biz aldığımız için state durumu, zaten signal reference bize state'i veriyor ama field'ı vermiyor. Dolayısıyla biz bunu closure'ın içerisine aldığımız zaman move yapmamız lazım. Şimdi move yaptık. Bu defa başka bir hata verecek. Burada diyor ki value partially moved, yani bir parçası diyor. Field'ın bir parçası kim? State. Into closure. Closure'a alındı diyor. Daha sonra diyor field'ın, biz field'ı buraya aldık ya, move dedik ya. Field'ın bir parçası daha diyor buraya, closure'ın içerisine alındı. Ama diyor daha sonra sen diyor bu update row elde tekrar diyor field'ı kullanmışsın. Bak diyor burada sen yine field'ı kullanmışsın. O yüzden diyor burada sen işte hem orada hem de onu orada kopyalayamazsın, kullanamazsın onu diyor. Tabi copy trait olsa aslında olur ama copy trait'i bir miktar zahmetli oluyor. Şimdi biz bunun üstesinden nasıl gelebiliriz? Yani field burada mesela move ile bu closure'ın içerisine alındığı için borrow edilmiş oluyor. Kim? Mine aslında borrow edilmiş oluyor ama biz field'ı kullandık. Yani sadece mine'yi kullanabileceğimiz bir durum olsaydı belki biraz işe yarayabilirdi. Ama biz burada mesela decrease state dediğimiz zaman field'ı burada alıyoruz ya. Field burada dikkat ederseniz field'ın state'ini de değiştirmiş oluyoruz. Haliyle yani borrowing olayı burada ve burada aynı anda gerçekleşiyor. Bu da tabii ne oluyor? Bir miktar sıkıntı çıkıyor. Yani burada biz değerini değiştiriyoruz. Mutable yapıyoruz. Ama her ne kadar yazım burada referans kullanmış olsak bile mutable bir değer içerdiği için aslında burada hata veriyor diye düşünüyorum ben. Tabii yanlış da düşünüyor olabilirim. Normalde hepsinde de biz mesela burada da referans kullandık. İşte burada da referans kullandık. Aslında hiçbir problem olmaması gerekiyor ama mutable dediğimiz bu veri yapısı bir miktar farklı olduğu için böyle bir hata vermiş diye düşünüyorum. Belki de yanılıyorum ama benim düşüncem bu. Şimdi hala bile ben burada bir hata olduğunu düşünüyorum. Yani benim yaptığım bir hata tabii, geliştiricilerin olmayabilir. Belki de onlar da derleyiciyle ilgili bir problemi vardır. Tam emin değilim çünkü geçenlerde mesela bu gibi durumlarda aslında derleyicinin hata vermemesi gerektiği halde hata verdiğine dair bir şeyler okudum da tam detaylarını okumadım. Ama ben şimdilik bu kadar detayına inmeyeceğim. Basitçe bana burada
Field'ın mine özelliği, mine field'ı gerektiği için sadece geliyorum diyorum ki eğer ben bunun her field için bunun kopyasını oluşturursam aynı referans bölgesini hem burada hem de burada kullanmış olmam. Bu bir yöntem mesele olur. Mine'yi klonlasam herhangi bir sıkıntı olmaz. Şöyle. Let mine dersen field'ın minesi desem mesela hala bile aynı yeri kullanmış olurum. Ama mesela ben mine'yi klonlasam, mine'i klonlasam bu defa buradaki mine ile buradaki mine birbirinden bağımsız olacak. Ama ben burada mesela şundan eminim. Biliyorum ki bir field'ın mine özelliği, daha doğrusu sütunu hiçbir zaman değişmeyeceği için herhangi bir hatayla karşılaşmayacağım. Çünkü ben değiştirmeyeceğim hiçbir yerde. Dolayısıyla herhangi bir problem çıkmaz. Match mine yazarım buraya da. Herhangi bir sıkıntı kalmaz. Bu birinci mesela özellikti. Buradaki string bizim işimizi bozmuş. Hepsine string niye ya? M to string temporary string biraz sahiplik isteyen yine smart pointer olduğu için özel bir veri istiyor. O yüzden geçici bir veri oluşturulmuş diyor. Geçici veri oluşturulduğu için match'in sonunda diyor gitti. Bu şurası diyor. Onun sahipliğini oluşturuyor geçici olarak sonra yok oluyor diyor. Sadece burada varlığını sürdürebiliyor diyor. Bunu nasıl bertaraf edebiliriz? ToStr mi yapsak? ToStr diye bir şey yok ama. IntegerStr diyebiliriz ama böyle yapsam bu defa da bu M bir U8 olduğu için tabi buradaki kollar da birbirleriyle uyuşmaz bir hale gelecek. Bu da tabi STR istiyordum ama sen bana U8 verdin diyor ki doğru. Bunu nasıl değiştirebiliriz? Ya hepsini string yapacağız. String yapsam hepsini string yapmak zorunda kalır. Bir defa da diğerleri string olmadığı için bana diğerlerini de string olarak ver diyor. Şimdilik bunu böyle yaparak basit de olsa problemi şimdilik çözmüş olacağız. Ama çok da verimli olmadı onu belirteyim. Bu sahiplik muhabbetleri biraz burada işleri karıştırıyor. Onu ifade etmem gerekiyor. Evet, bakalım. Aa, oldu. Ama sadece mesela ikinci bir defa tıkladığım zaman herhangi bir şey olmuyor. Burada bu defa sağ tuş tıkladığım zaman decrease yapıyor ama sol tuş tıkladığım zaman herhangi bir şey yapmıyor çünkü biz onu tanımlamadık. Şimdi gelelim bunları tanımlamaya. Decrease field demiştik. Demiştik covered ise plugged yap. Ama plugged ise ne yapsın? Field state plugged ise bu defa state'i ne yapsın? Covered yapsın. Field bu defa covered olsun. Ama eğer field state uncovered ise yani açılmış ise hiçbir şey yapmayacak. Değil mi? Buraya kadar tamam. Şimdi bu sağ tuş için olacak olan şeyler. Geliyorum. Increase diyelim bu defa da. Bu defa sol tuşta. Sol tuşta eğer covered ise gizlenmiş ise uncovered yapsın. Ve diğerleri için hiçbir şey yapmasın. Tamam.
Bakalım. Şuna gerek yok. Çünkü bütün kollarını tanımlamış olduk. Sağ tuş tıklayalım, tekrar tıklayalım, tekrar tıklayalım, tekrar tıklayalım. Evet. Bir de sol tuş tıklayalım. Aslında çalışıyor. Fakat ekranda herhangi bir değişiklik olmamasının sebebi ne? Şimdi hepsi boş olduğu için M to string demişiz. M yazması lazım. Ama yok, hiçbirinde main olmadığı için burası çalışıyor. Peki main değilse biz ne yapıyorduk? M to string sıfırı ekrana yazması lazım ama sıfırı ekrana yazmıyor. Yine bir bakalım. Default burada empty 0 demişiz. Sıfır ekrana yazması gerekir. Ha, pardon. Burayı yapmamışız. Increase. Increase state. Şimdi çalışacak. M yazacak ekrana. Evet. Sol tuş tıkladığımız zaman oldu. Şimdi burada tabii benim sinirimi bozan bir görüntü var. Bu sıfır yani label yukarıda oluyor. Bunun sebebi default olarak kullandığımız label yukarıdan başlıyor ve ortalanmış bir şekilde. Fakat bu nasıl değiştirilebilir? Label'in kendisinden bir değişiklik yapmamız gerekir. O halde şöyle bir şey yapsak olur mu? Label. Şimdi buradaki bu buton ya, bu butona ben S özelliğiyle align desem butonun kendisi ortalanmış olacak. Dolayısıyla ben label'in kendisini yani buradaki yazının kendisini ortalamak için burayı bir label'in içerisine alsam bakalım neler var. Label signal. Label signal self label. Bu olmadı. Önce bir tane oluşturmamız gerekiyor. New diyelim. Yeni bir label oluştursun. Daha sonra Label signal diyelim. Label signal. Heh. Şimdi şurasını alalım. Label signal'ın içerisine. Tabi burada o zaman buraya sadece item desek yeterli. İki defa sinyal kullanmaya gerek yok. Butona item özelliği gelmiyor mu? Item. Item özelliği yokmuş. Eleman ekleyemiyoruz. O halde label diyelim sadece. Daha sonra bunun içerisine label'i gömelim. Böyle. Bu label'in içerisine az önce yazdıklarımızın aynısını yazalım. Biraz daha güzel görünmesi için şöyle. Evet. Şimdi bu bir label metodu elementi olduğu için ben bu defa buna s deyip align S bildiğiniz gibi bir stil vermek için align center dediğim anda yazılar ortalanmış olacak. Evet, bu derste şimdilik bu kadar olsun. Bakalım. Evet, gördüğünüz gibi ortalanmış oldu. Aradaki farka dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi buradaki label'e align center dediğim zaman label'in kendisi yeni bir element oluşturmamın sebebi buydu. Yoksa düz buradaki label'in içerisine bir A yazsam mesela o A
butonun bir labeli olduğundan dolayı ben şimdi butonu ortalasam A ortalanacak diye bir kural yok. Butonun kendisi ortalanmış olacak. Ama ben dedim ki label al. Label nereden gelsin? Label elementinden gelsin. Şimdi ben elime bir element geçirdiğim için ben bu elementin yani labelin kendisini align center diyerek ortaya yapıştırabiliyorum. Şimdilik dediğim gibi bu kadar. Geriye ne kaldı? Geriye oyunu başlatmak. Mesela reset dediğim zaman bütün bu hücreler sıfırlanacak. Ne zaman oyun başlayacak? Bir tane hücreye sol tuşla tıklayıp yaptığım anda burası sıfır olacak. Bunun etrafındakilerin hiçbiri main olmayacak. Fakat mainlar diğer taraflara dağıtılacak. Dağıtıldıkları anda da artık etraflarındaki mesela diyelim ki buraya bir main geldi. Buradaki her bir hücrenin empty özelliği yani buradaki sıfırı birer birer artıracak. Mesela diyelim ki buraya bir tane main geldi. Bu main bunu içeriğini sıfırdan bire çevirecek. Ama mesela buraya da bir tane main geldi. Bu defa bu ne yapacak? Bu da bunu bir artıracak. Bunu da bir artıracak. İşte bunu da pardon bunu da bir artıracak. Yani bir yapmayacak. Birer birer artıracak her main. Etrafındaki hücrelerin main sayısını eğer main değillerse tabii birer birer artıracak. Olay bu. Bunu da bir sonraki derste yapacağız. Çünkü bir miktar değişik olacak. Bunlardan farklı olarak geriye kaldı dediğim gibi sadece oyunu yapmak bu defa. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.